ve bunun da rapora konulması beklenirken rapora konulmadığı ortaya çıkıyor. İşte isyan da buna. Haber veriyoruz. Program içinde siyaset bölümünde sizlerle paylaşacağız. İdlib meselesi de bugün mercek tutacağımız konulardan, başka başlıklarımız da var. Bir de bunu dinleyi kaçırmayın. Haber alma hakkınızı kullanın. Yavuz Oğan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatleri arasında RSFM'de. Yavuz Oğan'dan bir de bunu dinle başlıyor. İyi akşamlar. 3 Mayıs 2019 günlerden Cuma. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Oğan. Yavuz Oğan'dan bir de bunu dinle programında. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Ve bugün Türkiye'deki muhasebe de çıkartılıyor elbette. Bütün dünyada olduğu gibi. İşte bugün Anayasa Mahkemesi gazetecilerin yaptığı hak ihlalleriyle ilgili dün ve bugün kararlar verdi. O kararların çoğunda hak ihlali beklentisini boşa çıkardı Anayasa Mahkemesi. Ali Bulaç, Murat Aksoy ve Kadri Gürsel ile ilgili hak ihlali kararı verdi. Bu isimlerin hepsi dışarıda ama onun dışında Cumhuriyet Gazetesi'nin cezaevine yeniden giren, 5 yıldan az ceza aldıkları için yeniden cezaevine giren gazetecileri için hak ihlaline karar vermedi. Ahmet Altan için de öyle, Nazlı Ilıcak için de öyle. Yani böyle bir günde kutlanıyor Türkiye'de Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Birçok gazetecinin cezaevinde olduğunu hatırlatmıştık sizlere. Yine bugün bakacağız tabii nasıl durum, Türkiye'deki durum. Dünyaya baktığınızda nasıl bir tabloyla karşı karşıyasınız diye. Ayrıca hukuk başlığı altında aktaracağımız bazı haberler de var. Onlardan birisi, bir avukatın Beşiktaş'taki bir düğün için kapatılan yola isyanı sonrası Cumhurbaşkanlığı'nın korumaları tarafından gözünün morartılması, ciddi bir biçimde darp edilmesi, ardından da Cumhurbaşkanı'na hakaretten ev hapsi ile cezalandırılması. O avukatla ilgili bir görüntü çıkmıştı. Konuyu bilenler hatırlayacaklar. Tam da o isyanını ortaya koyan bir görüntüydü. Avukatları ev hapsinin kaldırılması için başvuruda bulundular. İşte bizim söylediğimiz gibi durum diyerek, ancak mahkeme o görüntüyü delil saymadı. Niye sorusunun yanıtını programımız içerisinde sizlerle paylaşacağız. Ayrıca yine tartışılan bir karar var mahkemeler tarafından. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflara yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim yasağı getirildi. Yani nasıl oluyor bu haberler, haber değil mi? Haberse nasıl erişim yasağı getiriliyor? Bu şartlar altında basın özgürlüğünden, ifade özgürlüğünden nasıl bahsediliyor? Bunlar da tabii kafalardaki soru işaretleri. Ama biz bu vakıflar meselesine bir mercek tutacağız. İstanbul Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubunun sözcüsüyle vakıflara yapılan yardımlar meselesini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki tartışmaları sizlere aktaracağız. Bugün enflasyon da açıklandı. Ona da bir bakacağız. Çünkü ekonomistler enflasyonun hesaplanma yöntemiyle ilgili bir kafa karışıklığı yaşıyor. Daha önce yapılan hesaplamalarda kullanılan yöntem değiştirilince acaba fiyat artış hızının oranında bir düşüş mü yaşandı? Çünkü İstanbul'da İTO'nun yaptığı bir anket var ve o anket aslında bize öncü rakamları gösteriyor. TÜİK açıklamadan bir gün önce İTO rakamlarını ortaya koyuyordu. Ama bu ay ikisi arasında ciddi farklılık var. Ayrıca ekonomistler bu hesaplama yöntemindeki değişikliğin net bir biçimde, şeffaf bir biçimde uzmanlara aktarılması gerektiğini söylüyorlar. Orada bir tartışma devam ediyor. Enflasyon rakamları da az değil. Özellikle yiyecek kısmı son derece yüksek. Nisan'da da yiyecekte, mutfakta enflasyon can yakmış görünüyor. Bu da nereye geliyor? Sebze, meyve, buralarda fiyatlar niye düşmüyor? Tartışmayı biraz daha geriye götürüyor. Biz de bugün tarım meselesinde gelinen noktaya bir bakacağız. Tarım Bakanlığı aslında bir proje açıklamıştı. Bir holding kuracaklardı. Diğer tarafta çiftçileri örgütleyeceklerdi. Fiyatlar da düşecekti. Peki bu böyle olur mu? Ve bu açıklamanın yapılması niye ertelendi? Bu soruların da içinde bulunduğu bir tarım yayınımızda olacak enflasyon bağlamında.
Ankara da gündemimizde elbette. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Kafalardaki tek soru işareti İstanbul'la ilgili olan. Kılıçdaroğlu Yüksek Seçim Kurulu'na net mesajlar verdi. Hangi mesajlardı onları aktaracağız. İmamoğlu'nun açıklaması var, ondan da bahsedeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu pazartesi gününü bekliyor İstanbul dosyasını ele almak için. O beklerken kulislerde konuşulanlara da bakacağız. Fatih Altaylı iptal ihtimalinin arttığına ilişkin bir yazı paylaştı bugün. Onu da sizlerle paylaşacağız biz de. Ayrıca Murat Yetkin yaşanan tartışmalar, Türkiye İttifakı, Cumhur İttifakı ve karşılıklı yapılan açıklamalar çerçevesinde Ankara'da kulislerde 2020 yılında bir genel seçim konuşulmaya da başlandığını aktardı. Niye konuşuluyor Ankara'da böyle bir genel seçim? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye İttifakı yaklaşımına verdiği tepki mi bu sonucu getirdi? Bunları da Murat Yetkin'le konuşacağız programımız içerisinde. Yani yine haftayı bitirirken 1,5 saat içinde Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu Türkiye ile ilgili maddeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Kocaeli'nde bizi radyodan takip edebiliyorsunuz. Sputnik Türkiye'nin YouTube sayfasında her zaman olduğu gibi canlı yayındayız. Twitter'da, Facebook'ta adresimiz Yavuz Oğan. WhatsApp haber hattımızsa 0531 629 32 92 diyelim. Programımıza başlayalım. Ekonomiyi yönet, Türkiye yönetimiyle ilgili iki tane sıfat kullanacağım. Bunlardan bir tanesi inkar, bir tanesi kibir. Bu kişi Türkiye'yi mahvedecek. AVM sahipleri döviz kredisi alıp döviz kredisiyle orayı yaparken çıkmadı. O adamlar dövizle tabii borçlanınca dövizle kiraya vermeye başladılar. İşler sarpı sarmaya başlayınca hep bir dışsallaştırma, bir başka ülkeye ya da bir takım muğlak dış güçlere fatura etme çabası ortaya çıktı. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde RSFM'de. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon Nisan'da 19.50 olarak gerçekleşti. %31.86 ile gıda fiyatları endeks tarihinin en hızlı yıllık artışını gösterdi. Şimdi gıda fiyatları ile ilgili çok önemli bir sorunumuz var. Şuraya koyalım, birazdan o işe detaylarıyla bakacağız. Yıllık bazda gıda ve alkolsüz içecekler %32, ev eşyası %27, çeşitli mal ve hizmetler %27, sağlık hizmetleri %20 zamlandı. Bir yıl içinde bunlar. Nisan'da sanayi fiyatlarındaki artış da %3'ün üzerinde. TÜİK açıkladığı enflasyon verileri TÜİK'in %20.33'lük beklentinin altında gerçekleşti. Mart ayında %19.71 olarak gerçekleşen enflasyon Nisan ayında %19.50 oldu. Bir yükseliş var ama beklentinin altında. Yurt içi üretici fiyat endeksi ÜFE'de ise %30'luk bir enflasyon rakamı açıklandı. Nisan ayında bir önceki aya göre tüketici fiyatları 1.69 ortalama, içinde o pimpon topunun da bulunduğu, pırlantanın da bulunduğu bir sepet var ya, o sepete baktığınızda 1.69'luk bir artış var. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %4'lük bir artış görünmüş. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise 19.50, yani yıllık olarak 19.50 rakamı ortaya çıkıyor. Bakan Albayrak enflasyon rakamları ile ilgili bir açıklama yapıyor ama rakamlara itiraz var ekonomistlerden, onu da aktaracağım size. Şöyle diyor, TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon Nisan'da aylık %1.69 artarken yıllık bazda 19.50 oldu. Mart'ta TÜFE aylık 1.3, yıllık 19.71 artmıştı ve Albayrak bu rakamlara yıllık enflasyon 19.71'den 19.50'ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık %17.53'ten 16.30'a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor dedi Bakan Albayrak bir görselle birlikte paylaştığı mesajında. Şimdi TÜİK bu rakamları açıkladı. Rakamlara ilişkin ekonomistlerin bazı kafalarında tereddütler var. Mesela Refet Gürkaynak diyor ki bu meselelerle ilgili olarak, bu işle zerre kadar ilgilenen herkes TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verisini anlamaya çalışıyor.
bu konjonktürde bu kalem bazında enflasyon rakamları ile o manşet rakamlar mümkün mü? Yani kalem kalem alınıyor. Giyimde şu kadar, gıdada şu kadar, orada şu kadar, burada bu kadar. Ortalamasına geldiğinizde 1.69'u bulmanız lazım. Sizin de bu bir matematik. Ama bunu bulmak mümkün mü diyor. Bunu hesaplamak, bu manşet rakamlarını bulmak mümkün mü? Bu soruyu sordurmanın zaten kendisi de büyük hata diyor. Ve TÜİK tamamen doğru yöntem uygulamış dahi olsa yapılması gereken şuydu. Bir, veriyi açıklamadan önce yöntemsel değişikliği anlaşılır gibi anlatması lazımdı bize diyor. Bir yöntem değişikliği varsa bunu anlatması lazımdı. Veriyi açıklarken hangi değişikliğin ne etkisi olduğunu da açıklamalıydı. Yani biz bir karşılaştırma yapacağız. Yöntem değiştirdiysen bunu açıkla ki biz o karşılaştırmayı sağlıklı yapabilirim. 3. Geçmiş veriyi yeni yönteme uyumlaştırarak tekrar açıkla. Yani geçmişteki durum yeni yöntemle açıklanırsa sağlıklı bir karşılaştırma yapabiliriz diyor. Yani elma ile armutu karşılaştırmak gibi bir zorunluluk doğuyor sizin yaklaşımınızdan diyor. Veriyi kullanacak olan ciddiye alınmadığı için ne bugün açıklanan veriyi anlıyoruz ne bunu geçmişle kıyaslayıp enflasyon arttı mı azaldı mı onu anlayabiliyoruz. Sonra buna bağlı iktisat politikası düşüneceğiz oldu diyor. Kızgın bir ifadesi var Refet Gürkaynan. Nisan'da 1.69 açıklandı biliyorsunuz enflasyon. Yıllıkta da 19.50. Ancak İstanbul'da İTO rakamları %2.81. Gıdada ise 3.25'i gösteriyordu. Ankara'da da aynı durum söz konusuydu. Bu nedenle ekonomistlerin aylık enflasyon tahminleri %2.3'ün üstündeydi. Sosyal medyada da bu meseleler tartışıldı. TÜİK rakamlarının ayrıntılarına bakılınca Ankara, İstanbul, İzmir ve bazı batı illerinde enflasyonun gerçekten tahminlere yakın, Anadolu'da ise düşük çıktığı görülüyor. Temel nedenin talep eksikliği olduğu tahmin ediliyor diyor tespitlerde. Giyimde ise bu enflasyonu da yakından ilgilendiren bir durum. Hesap yöntemi ciroya dayalı örnek toplama olarak değişti. Bu da önceki yıllarda Nisan ayında %15 civarında gelen giyim enflasyonunu %5.3'e düşürdü. Toplam enflasyonda bu sayede düşük çıktı diyor. Yapılan açıklama en azından yöntem değişikliğiyle ilgili bu. Giyim biliyorsunuz bahar ayı olduğu için yeni sezon devreye giriyor ve giyimde fiyatlar artıyor. O artışın çok sınırlı kaldığını çünkü burada hesaplamada bir yöntem değişikliğine gidildiğini anlatıyor uzmanlar. Peki diğer ekonomistler ne diyor? Onlarla ilgili de bilgi vereyim size. Veysel Ulusoy, Profesör Doktor Veysel Ulusoy, üreticinin enflasyonunu konuşmamız lazım. O yukarıya kaldırdı başını. Üfe ile tüfe arasındaki mesafe dengelenmeyi imkansız kılabilir. Yani üreticinin enflasyonu yüksek geldiğinde bir yerde tüketiciye yansıyacak beklentisiyle bu tespit yapılıyor. Tüm ekonomistler ve hane halkı enflasyon rakamlarını makyajlı buldu. Yani rakamlar tam gerçeği yansıtmıyor biçiminde. TÜİK'in ölçüm, metot ve veri işleme sürecini tekrar düşünmesi gerekiyor diyor Profesör Doktor Veysel Ulusoy. Cem Başlevent ekonomist şöyle diyor: hem Mart hem Nisan için fiyatı verilmiş olan 402 maddenin fiyat artışlarının ağırlıklı ortalamasını aldım. %2.5'un üzerinde bir rakam çıktı ortaya. Açıklanan tüfe ise 1.69. Madde tanımındaki değişiklik kalite artışı gibi teknik açıklamalar olsa gerek. Ama arada büyük fark var diyor. Şimdi az önce aktardım, bu tek tek ürünlere baktığınızda ortaya çıkan artışla onları toplayıp ağırlığına göre değerlendirip böldüğünüzde ortaya çıkan artışla manşette, yani bize 1.69 olarak verilen aylık artışı bulamamaktan şikayetçi ekonomistler. Burak Arzova da diyor ki İTO parakende enflasyonunda Nisan'da 3.25 artan gıda enflasyonunun TÜİK'te 1.40 artması, diğer bir deyişle manşet rakamın bile altında kalmış olması çok şaşırtıcı. İTO Nisan gıda enflasyonu parakende 3.25 olmuştu, toptanda ise 3.80. Şaşırtıcı olmasına yine mani değil bu durum, çok şaşırtıcı diyor. Yani İTO ile normal TÜİK'in açıkladığı rakamlar arasındaki bu büyük farka. Mustafa Sönmez
Yıllık enflasyon 19,5 iken ücretliler sorsunlar. Ücret, maaş, emekli aylığı %19,5 arttı mı? Artmadıysa reel gelir kaybı göreli yoksullaşma var diyor. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili bilgi verirken. Ama nereden hesaplarsanız hesaplayın. Son dönemde moda deyin bu, biliyorsunuz. Özellikle CHP'lilerde nereden sayarsanız sayın. İşte tek tek sayın, hepsini birlikte sayın, ilçeleri sayın, genelini sayın. Ekrem İmamoğlu kazandı diyorlar ya. Burada da nereden bakarsanız bakın, nasıl hesaplarsanız hesaplayın, tüketici fiyatlarındaki artış endişe verici. Bakan Albayrak önümüzdeki dönem sezonun da etkisiyle, mevsimsel etkilerle fiyatların düşeceğinden umutlu. Bunun da enflasyona olumlu yansıyacağını söylüyor. Peki yazın gelmesi sorunları kökten çözüyor mu? Sorularımızdan biri bu. Nisan ayında da o yüksek sebze meyve fiyatlarının devam etmesinin nedeni ne? Sorularımızdan ikincisi bu. Üçüncüsü de tarımda bir reform beklentisi söz konusu. Bu beklentiye ilişkin içerik bilgilerini biz Ali Ekber Yıldırım'dan almıştık. O reform açıklaması neden yapılmadı? Hepsine Ali Ekber Yıldırım'la konuşacağız. Dünya Gazetesi yazarı telefon hattımızda. Hoş geldiniz Ali Ekber Bey. Merhaba Yavuz Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ne diyorsunuz gıda enflasyonuna Nisan ayı? Evet, valla öncelikle ben sizin Dünya Basın Özgürlüğü gününüzü kutlamak teşekkür istiyorum. Teşekkür ederiz hepimizin. Türkiye koşullarında gerçekten özgür yayıncılık yapıyorsunuz. Nazar değmesin diyoruz, biz ona hemen bir tahta bulup tık tık yapıyoruz. Ben de vuruyorum, evet. Peki. Evet. Şöyle tabii yine bir ay başı ve yine enflasyon rakamları ve biz yine gıda fiyatlarını konuşuyoruz. Gerçekten baktığımız zaman siz de söylediniz, hani çok bu yöntemiyle ilgili birçok tartışma yaşanıyor. Ama gerçeğine baktığımız zaman gıda ile ilgili çok da olumlu bir gelişme yok. Zaten biliyorsunuz çok yakın zamanda bu hafta Merkez Bankası 2019 ikinci enflasyon raporunu açıkladı ve orada da gıda enflasyonu tahminini yıl sonu için %13 tahmin etmişti Ocak ayında. Bunu 3 puan arttırarak 16'ya çıkardı. Yani Merkez Bankası da gıda enflasyonundaki artış gerçeğini görerek oradaki kendi rakamını yükseltti. Ben onun da tutmayacağını düşünüyorum açıkçası. Ama genel olarak baktığımızda yine fiyatı en çok artan ürünler bazen yer değiştiriyor ama işte mesela soğanı, patatesi biz çok konuştuk. Yine yakın zamanda onu da yazmıştım. Biliyorsun bunu hep şeyle açıklanırdı. İşte örümcek ağı teoremi. Evet. Bu yıl fiyat çok yüksek olunca üreticilerin çoğu ertesi yıl soğan eker, üretim arttığı için bu sefer fiyat düşer. Evet, yani biz bu tarım politikasıyla örümcek ağ teoremini de çökerttik açıkçası. Fiyatlar 10 lira olmasına rağmen üretici soğan ekmiyor, patates ekmiyorsa orada bir sıkıntı var demek. Tabii. O sıkıntı da her seferinde dile getirdiğimiz gibi, yani üretim maliyeti çok yüksek. Üretime ilişkin, maliyetle ilişkin pek önlem alınmıyor. Para kazanacağına inancı yok yani. Öyle yok, evet. Yani önemli üretim olan yapması için bir ne bir heves var, ne bir motivasyon, kazanma hayali var. Dolayısıyla üretmemek onun için daha karlı hale geliyor. Yani üretirsem zarar ederim diye düşündüğü için çiftçi bundan kaçınıyor ki bugün biraz da tesadüf mü, biraz da ya ilginç oldu. Mesela ayçiçeği tohumu için 100 bin ton sıfır gümrükle ithalat kararnamesi yayınlandı bugün. Tohum yani ithalatı. Biz gıda enflasyonunu, üretimi konuşurken bir ithalat kararı daha çıktı. Bunun anlamı şu, yani işte 30 Haziran'a kadar Türkiye 100 bin ton ayçiçeği tohumunu ithal edecek. Türkiye zaten yağlı tohumlarda dışa bağımlı. Yani yılda ortalama 640-650 bin ton ayçiçeği tohumunu biz ithal ediyoruz. Ham yağ ithal ediyoruz. Toplam yağlı tohumlara ödediğimiz döviz 3 ile 4 milyar dolar arasında. Ama bunun önünü kesmek için bizim üretimi arttırmamız gerekiyor. Şimdi üretici ayçiçeğini ekti. İşte Temmuz'un ilk haftası, en geç ikinci haftası hasat başlayacak. Tam hasat öncesi siz eğer ithalat yaparsanız üretici o zaman biraz önce söylediğiniz gibi şevki de kırılıyor. İşte, bir sonraki sene ben niye ekiyorum diye. Yani tabii yani Türkiye bunu ithal edecekse, çünkü
Şimdi sanayiciye verilen bir hak bu üstelik. Yani Trakya Birlik veya birliklere verilen bir hak değil. Şimdi sanayici 100 bin ton tohumu alacak, ayçiçeğini alacak ve sezona başlarken o kadar üstün gelecek ki diyecek ki yani ben almıyorum der. Zaten. Tabii almıyorum der. Düşük fiyat belirler. Yani bu üretime yapılabilecek en büyük zarar. Evet, haksızlık aslında yani bir anlamda kesinlikle. Da yola çıkmışken ya, yolda oluyor bu. Evet, yani o zaman ne oluyor? Üretici küsüyor ve üretim yapmıyor. Üretim yapmayınca daha çok ithalata ihtiyaç duyuyoruz, daha çok döviz ödüyoruz. Sonra üretim azaldığı için işte fiyatlar artıyor. İşsizlik artıyor yani, çünkü oradaki insanlar o işi yapmayınca iş arar vaziyete geliyorlar. Bunların hepsi toplanıp başka bir sorun haline geliyor. Ama biz burada yayınlarda da söylemeye çalıştığım seçim öncesinde de Nisan ayında da pazarda fiyatlar çok yüksekti. Yani geçmiş yıllarda görünmediği kadar yüksek fiyatlar. Bilmiyorum, burada %30 gibi görünüyor ama bizim mutfağa giren ürünlerde %30'un çok üzerinde bir enflasyon olduğunu görüyorum. Pazara gittiğimde, markete gittiğimde. Yani o ambalajlanmış gıdadan da bahsetmiyorum. Normal tabii. Sebze meyveden bahsediyorum. İşte, yani ağır bir sorunla karşı karşıyayız bu konuda. Kesinlikle söylediğiniz işlenmemiş gıda ürünleri zaten. Merkez Bankası'nın raporunda da diyor ki işlenmemiş gıda ürünlerine, yani sizin o pazarda gördüğünüz fiyatları aslında o da kabul ediyor. Diyor ki taze meyve sebze son bir yılda %70 arttı diyor. Bu da enflasyon üzerinde ciddi bir baskı yapıyor. Ben o rakamları da nereden buluyorlar tam anlayamıyorum Ali Ekber Bey. Benim gördüğüm %70 olsa razı olacağım yani. Gerçekten insanlar tek tek almaya başladıkları için söylüyorum. Bir dönem konuşuyoruz, ondan sonra unutuyoruz. Bir dönem herkes konuşuyor. Muhalefeti, iktidarı, siyasetçisi, sokağı. Ama alışveriş yapanın hep gündeminde. Orada yok yani, o ciddi bir fiyat var orada artık. Kesinlikle ben şunun için Merkez Bankası'nı söylüyorum. Yani Merkez Bankası bile %70'i... Tabii. Kabul ediyorsa bu bunun daha da üstündedir kesin olarak. Hı hı. Ve giderek hani biraz önceki hem ayçiçeğinde hem sebze meyvede anlattığımız, yani üreten insanlar üretim yapmak yerine tüketici konumuna geçiyorlar. Dolayısıyla üretim az olduğu için de fiyatlar anormal yükseliyor. Şimdi yaz dönemi geliyor. Eskiden yaz aylarında biz eksi enflasyon diye açıklanırdı. İşte ama şimdi görüyoruz ki bu pek mümkün olmayacak gibi. Yani yaz döneminde de biz yine yüksek fiyatları göreceğiz. Mutlaka göreceli olarak düşecek elbette. Bazı ürünler ama genel olarak fiyatlardaki yükselme devam edecek. Çünkü gerçekten üretim yapılmıyor. Geçen hafta, önceki hafta Antalya Gazipaşa'daydım. Ya orada üreticilerle konuşuyorum. Artık mango üretiyorlar. Artık işte tropikal meyvelere, yani avokado şey, ya para kazanacak bir yer arıyor üretici. Doğal olarak. Üretim yapmak istiyor. Para kazanmak istiyor. Geçinmek istiyor. Ama diyor ki soğan ektim zarar ettim. Domatesten zarar ettim. Şimdi biz burada fiyatların ne kadar yüksek olduğunu konuşuyoruz. Üretici de para kazanamadığından. Şimdi en son gördüğüm bu biraz hani yenecek salkım dedikleri domates 10 liraydı yani hala evet. Mayıs ayı gelmiş 10 liraydı. O küçük kokteyl domates dedikleri 10 lira 12 lira 13 lira gibi fiyatlarla satılıyor. Üretici ürettiğinden para kazanamıyor. Tüketici müthiş şikayetçi. Burada da geliyoruz sisteme. Evet. İktidar dedi ki bu sistemden kurtulmamız lazım. Başka bir sistem kurmamız lazım. Burada bir sorun var. Bir kere bu iyi bir şey. Yani evet. Bunu kabul etmek iyi bir şey. Ama kurmak istedikleri sistem ya da kurmayı planladıkları sistem, bütün detaylarıyla da yazdınız siz. Soruna çare evet. mi? Derde deva mı? Soruna çare değil. Çünkü bu sistemde şöyle, yani bir Türkiye'de bir kooperatifçilik konuşuluyor artık. Evet. Bir çözüm önerisi olarak kooperatifçilik konuşuluyor. Bakanlık da bunu şöyle formüle etmiş. Yani Tarım Bakanlığı'nın bütün Anadolu'daki taşra teşkilatını, daha doğrusu tarım kredi kooperatifleriyle birleştirip bir milli birlik kooperatifi kuralım diye. Ama bakın şimdi orada örnekler de veriyor. İşte Japonya'dan örnekler var, Avrupa'daki kooperatifler var. Baktığınız zaman dünyada kooperatifleri devlet değil, üreticiler kuruyor. Yani üreticiler kooperatifin sahibi, ortağı, onu yaşatan, büyüten. Devlet sadece ona yol gösteriyor ve destek oluyor. Teşvik ediyor. Bizim bakanlık diyor ki ben milli birlik kooperatifi kuracağım.
bunun adı da zaten tarımda milli birlik projesi olarak. Ha, bu arada şunu da belirteyim, yani projeden ne yazık ki Tarım Bakanlığı'nda bile birçok bürokratın haberi yok ben yazıncaya kadar. Peki yani kim hazırlıyor bunu? Bir şirkete hazırlattırılmış, yani danışmanlık şirketi hazırlamış. İnanmıyorum, yani o kadar taşra teşkilatı olan, merkezde bir sürü uzmanı olan Tarım Bakanlığı böyle bir projeyi bir danışmanlık şirketine mi hazırlatıyor? Evet evet, bir danışmanlık şirketi hazırlamış ve ben onu yayınladığım günde o şirketten de aradılar beni. Dediler ki bunu size herhalde Tarım Bakanlığı sızdırdı diye de söylediler. Dedim ki ya siz ayrı bir kurumdan mı bahsediyorsunuz? Tarım Bakanlığı dediğiniz zaten Bekir Pakdemirli'nin başında olduğu teşkilat. Yani onların bana sızdırması ya da şey değil. Burada ve yani o kadar kopuk, o kadar şey bir proje ki. Yani şimdi bir tarafta proje hazırlamış. Anladım. Bir tarafta Tarım Kredi Kooperatifleri, Milli Kooperatif diye bir sistem. Milli Birlik Kooperatifi. Evet. Bir tarafta da o ürünleri pazarlayacak sistemde holding. Ben holding kelimesini duyduğum andan itibaren meselenin içine ticari bir takım, devlet ve ticaret yan yana geldiğinde nasıl sonuçlar doğurabilir diye tüylerim diken diken oluyor. Ama bir de holding kuracaklar herhalde. Evet. Bu tarımda milli birlik kooperatifi kurulacak. Sonra bu kooperatifin %50 hissesi özel sektöre devredilecek. O özel sektör içerisinde de şirketler sayılmış. Tabii o, ben yazdım, uzun da bir zaman geçti. Bu şirketlerin hiçbiri de hayır demedi. Böyle bir şey de yokuz da demediler ki bunlar arasında uluslararası şirketler de var. Yani adı milli birlik ama tarımın tek patronu olacak bir holdinge uluslararası şirketleri de ortak ediyorsunuz. Çiftçi neredeyse hiç yok yani. Bir iki yerde adı geçiyor üretici diye. Ve baktığınız zaman bu holdingin %50 hissesi olacak. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Çaykur gibi tarımsal kitleri de bu holdingin iştiraki haline getiriyorlar. Hani daha önce kurulmuş diye varlık fonu diye. Evet. Bu da bir nevi tarımdaki bir varlık fonu. Aslında Tarım Kredi Kooperatiflerinin olsun, Tarım Bakanlığı Teşkilatı'nın olsun, taşrada ve merkezde inanılmaz bir varlıkları var. Yani hemen hemen her ilçede bir Tarım Kredi Kooperatifi var. Oradaki binaları, oradaki araziler. Yani sanki bütün bunları hepsini bir kooperatif adı altında bir holdinge teslim edip onun üzerinden bir dünya markası yaratılacak. Ya bu zaten çok uygulanabilir, çok mantıklı bir şey değildi. Ben bunu yayınladıktan sonra işte 25 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bunun sunumu yapılacaktı. Bunu yayınlamamdan itibaren çok ciddi bir tepki oldu sektörde. Yani Tohumcular Birliği bile Türkiye'deki tarımı siz emperyalistlere veriyorsunuz diye böyle sert açıklamalar oldu. Haklı olarak. Onun üzerine, evet, onun üzerine de Cumhurbaşkanı, ya bunu sektörde bir tartışın, konuşun, ondan sonra tekrar gündeme alalım diye. Şimdi Eylül ayında bir tarım şurası yapılması düşünülüyor. Ama Eylül ayına kadar tabii Bekir Pakdemirli göreve devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz. Zaten her bakan değişikliğinde Tarım Bakanlığı'nın şeyi de değişiyor, politikaları evet, da yani değişiyor. Büyük ölçüde bu projenin uygulanmayacağını, çünkü sektör zaten... Bu projenin ama zaten saçma söylüyor. Değil mi Allah aşkına? Şimdi tarım kredi kooperatifleri devletin kontrolünde, bütün çiftçileri öyle veriyorsunuz. Sonuçta bu bir menfaat kurumu gibi çalışmak zorunda kooperatifler. Kendi hakkını koruyacaklar. Devlet kendi bildiği gibi yapacak demektir. Evet sonuçta. Evet kesinlikle ve projeden Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu var. Onların haberi yok. İşte tarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tarım Orman Komisyonu var. Onların da haberi yok. Yani o kadar ilginç bir durum Peki, oldu ki. Mesela hayata geçseydi bu proje, Tarım Bakanlığı ne yapacaktı? Biri üretecek, koskocaman bir kurum oluşturuyorsun. Biri de alacak, satacak, eğer alırsa, işine gelirse. Tarım Bakanlığı ne yapacaktı Allah aşkına? Yani Tarım Bakanlığı herhalde ya kapatılacak ya... Yani sadece Tarım Bakanlığı da değil. Türkiye'nin birçok tarımsal araştırma kurumu var. İşte piyasayı düzenleyen bugün et ve sütte et süt kurumu, hububatta işte toprak mahsulleri ofisi, yani tarımın sistemi, Türkiye bir bütün tarımını bir holdinge teslim emanet bu edecek. Holdinge başında kim varsa veya kim yönetecekse tarım da ona emanet edilecek. %50'sini de şirketlere verecek. Tabii çiftçi zaten yok burada.
Yani çiftçi burada hiç yok şey olarak ve baktığınız zaman raporun, o projenin bana göre en iyi tarafı başlangıçtaki sistemi analiz eden kesime. Diyor ki o, keşke o bölümü hani daha bakanlık bir yol haritası olarak önüne koysa ve kabul etse. Orada diyor ki biz diyor tarımımızı planlayamıyoruz. Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Mutlaka yeni bir reforma ihtiyaç var. Yani bunları herkesin altına imza atacağı bir yapıdan bahsediliyor ama bunu başarısızlığa bir gerekçe olarak holding, o zaman bunu çözmek için bir holding kuralım deniliyor. Yani başarısız olduğunu hani hükümetin 17 yıllık tarım icraatının Türkiye'yi tarımda çok hani işlemez bir duruma getirdiğini söylüyor orada. Hani biz söylesek çok kızacaklar veya bir muhalefet partisi söylese ya bu yalan derler ama o projede o kadar sert. Net bir biçimde koyuyor yani ortaya onu. Evet evet net olarak peki, koyuyor ve eğer bu biliniyorsa bence çözümü de holding değil tabii ama çözümü de bulunabilir. Bulunabilir. Peki şimdi Eylül ayında şura yapılacak, Ekim'de bilmem ne olacak falan, bu tip işlerde biraz sürüncemeye kalma manasında taşımıyor mu bu? Çünkü yani sezon da geçmiş oldu, Eylül ayında, Ekim ayında, Kasım ayında, Aralık ayında. Yani gelecek seneyi de böyle geçirecek, böyle plansız, programsız, yapılanma tamamlanmamış bir biçimde geçirecek gibi bir görüntü de yok mu? Kesinlikle var ve bakanlıkta da şu anda zaten bu projeyle birlikte ya bu bakanın bir anlamda tutunma projesi olarak görülüyordu. Yani eğer Cumhurbaşkanı bu projeyi kabul eder, hadi uygulayın derse bakan devam edecek yoksa gidecek. Şu an bakanlıkta herkes bakan gidecek mi kalacak mı beklentisi içerisinde, yani daha çok bunlar konuşuluyor. Tarımdaki bizim konuştuğumuz hani maliyet konusu, işte çiftçinin sorunu, ilaçtı, gübreydi, girdi problemi, tohumdu falan. Yani bir evet, tane sorun var. Evet evet, bunlar konuşulmuyor. Projede de üretilemiyor. Ya çok net bir şey söyleyeyim. Bakanlığın daha önce yönetim kurulu görevinde bulunduğu bir şirketle Tarım Bakanlığı iki ayrı yapı şu an bakanlığı veya tarımı yönetiyor. Böyle bir hava var orada. Çok yani enteresan. İşte bakanlıktakiler, öbür şirkettekiler, şirketin adını söyleyemiyorum ama böyle bir yapı var ortada. Dolayısıyla bunun giderilmesi lazım mutlaka. Bir de hızlı ama yani herhalde bir hızlı harekete de ihtiyaç var. İşte rakamlar kesinlikle ortada. Şimdi yeni Ramazan girerken et fiyatlarında da ciddi bir artış var. Onunla ilgili uyarılar geliyor. İşte Türkiye'nin et stoğu yeteri kadardır, bir sıkıntı yoktur, şöyledir böyledir ama fiyatlar artışı da durdurulamıyor anladığım kadarıyla. Kırmızı etle ilgili Et ve Süt Kurumu bir açıklama yaptı. İşte üreticiden aldığı karkas ete 1 liralık bir fiyat artışı yaptığını. Bu da tabii Ramazan öncesinde hayvan kesiminin daha çok Et Süt Kurumu'na gelmesi, orada stoktaki etle piyasaya daha kolay müdahale edilmesi. Ama Bosna Hersek Cumhurbaşkanı işte geldi. Cumhurbaşkanımız hani sağ olsun gördüğü her cumhurbaşkanına ya da şeyden biz sizden et alacağız diyor. Evet, o çok sık rastladığımız bir vaat haline geldi yurt dışına. Evet, yani 5 ton et Rusya'dan almamız gerekiyor. Domatesle ilgili yine orada bir kriz var. İşte Bosna Hersek'ten alacağız. Yani bir yandan da ithalat devam edecek ama ithalatla tekrar fiyatın düşürülmediğini görüyoruz. Bunu ben artık söylemeye gerçekten hani bıktım diyeceğim. Evet. Ama bir türlü anlaşılamıyor. Yani önümüzde görünüyor, işte ithalatı yapıyorsunuz düşmüyor bu fiyat. O zaman bu yol doğru yol değil. Bundan vazgeçmek gerekiyor. Ama Ramazan ayı tabii Türkiye'de önemli. Genelde geçmişte de öyleydi. Hep hükümetler aman Ramazan'da fiyatlar artmasın, evet, diğer 11 ay artsa da çok şey değil gibi davranılıyor. Denetimler daha sıkı yapılıyor işte. Hatta bu ayçiçeği tohumu ithalatının da buğdayla ilgili fiyatın erken açıklanması da hepsi Ramazan'da fiyatlar artmasın diye yapılan bir girişim. Peki, olarak. Peki buğdaydaki fiyat kurtaran bir şey mi? Yani erken açıklandı da iyi mi oldu? Şöyle, buğdayda bugüne kadar yani AKP hükümetleri döneminde hep şu yapılırdı. Buğday hasadı başlar, piyasa bir gözetleyelim, bir görelim fiyat nasıl oluşuyor serbest piyasada. Eğer fiyat yüksekse piyasaya müdahaleye gerek yok deyip çoğu zaman fiyat bile açıklanmazdı. Hı hı. Eğer fiyat düşükse üreticiyi korumak adına bir fiyat açıklanırdı. O da genelde Haziran, Temmuz sonu, Temmuz ayı gibi açıklanırdı. Bu kez ilk kez hasat başlamadan önce fiyat açıklandı.
Burada da bir ön alma var sanki. Çünkü yani baktığınız zaman mesela 2018'de ekmeklik buğdayın fiyatı ton başına 1050 liraydı. %29'luk bir artışla 1350 lira oldu. Yani enflasyonun bile neredeyse üstünde. Arpada 825 liraydı, 1100 lira %33. Hani açıklanan enflasyon ne kadar güvenilir o tartışılıyor ama enflasyonun üzerinde bir artış varmış gibi görünüyor. Ama girdi maliyetlerine baktığınızda yani işte gübrede %60-65'lik bir artış olmuş. İlaçta %70, işte mazotta şu kadar. Diğerlerinde %50'nin üzerinde. Böyle bakıldığı zaman düşük bir fiyat. Artı şu an piyasada mesela ekmeklik buğdayın fiyatı şu an 1365 lira, 1390 lira Konya Ticaret Borsası'nda. Yani piyasanın altında bir fiyat. Yine arpa şu an birçok yerde 1450-1500 liradan alınırken açıklanan fiyat 1100 lira. Yani bu sene bir de buğday üretiminde bir düşüş bekleniyor. Çünkü üretici buğdaydan kaçındı ve buğday ekimi azaldı. Artı geçen sene yani 2018'in sonunda buğday, kışlık buğday ekildiği zaman gübre fiyatları inanılmaz uçmuştu o döviz artışı nedeniyle. Hı hı. Gübre kullanımı da azaldı. Dolayısıyla verimlilikte de bir sıkıntı olacak. Ve Türkiye'de yani üretim az olacağı için fiyat zaten yükselecek diye beklenti varken erken açıklanmasıyla orada da üretici bir anlamda kaybetmiş oldu. Ama işte bu üretici kaybederken tüketiciye de ekmek fiyatı artacak. Artık evet, o da enflasyon oranında bile olsa bir artış sanayici bunu mutlaka şeye yansıtacak, ekmeğe yansıtacak. Yani yine üretici kaybederken tüketici de yüksek fiyata ekmek tüketmek zorunda kalacak. Pekala. Burada yapılması gereken şu, herkes biliyor ki dünyada buğday stratejik bir ürün olarak kabul edilir ve her ülke kendi buğday üreticisini destekler. Yani burada desteklemeyi arttırarak üreticiye bir teşvik yapılması gerekiyor ama o ne yazık ki yapılmadı. İşte 200 liralık mazot desteğinden falan söz ediliyor. Dekara 20 liralık bir destek var mazotta. Buğday için söylüyorum. 19 küsuratta. Bunu hesapladığınız zaman o 200 liraya biz bir türlü ulaşamadık. Hani ekonomistlerin enflasyon nereden sayarsan say dedikleri. Ben ton başına hesaplıyorum. 60 liraya falan geliyor. Dekar başına hesaplıyoruz. 20 lira zaten. Yani bir türlü o 200 lirayı bulamadık. Alan varsa bize göstersin diyorsunuz siz, evet, o 200 lirayı. Öyle. Peki. Öyle, evet. Ali Ekber Bey valla sabaha kadar konuşsak devam ederiz. Aslında var yani kafamda şu hal meselesi şu falan ama epey de uzattık. Onu da başka programa bırakalım. Teşekkür ederiz. Sizin yazdığınız o yazının da ne kadar önemli ve değerli olduğunu, insanların tartıştığı zaman bir yanlıştan dönüldüğünü de görmüş olduk. O nedenle de elinize sağlık diyelim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yavuz Bey ilk kez hani böyle benim yazdığım yazılara kızanlar hani hükümet partisinden bile insanlar arayıp ya tarıma çok büyük katkı sağladınız. Teşekkür ederiz. Yani. Evet yani amacımız bizim her zaman tabii ki tarımın iyi olması, ülkenin iyi olması sizler gibi. Felaket tellallığı yapmıyoruz yani yapmamaya kesinlikle çalışıyoruz. Yanlış olmasın diye uğraş içerisinde. Çok teşekkürler Ali Ekber Yıldırım değerlendirmeler için. Dünya Gazetesi yazarı ve tarım dediğimizde akla gelen gazetecilerden birisi Ali Ekber Yıldırım. Gerçekten çok önemli yazılar kaleme alıyor. Kamuoyunu bilgilendirme açısından da çok önemli bir işlev üstlenmiş durumda. Şu sıralarda Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı o reform paketini maddeleriyle ortaya koydu ve bu işin aslında nasıl yapılmayacağı da görünmüş oldu. Neyse ki itirazlar duyuldu ve o açıklama ertelendi. Şimdi yeni bir şura yapılacak, tarafların görüşleri alınacak ama tabii bu da reformların yapılma sürecinin gecikliği manasına taşıyor. Aynı zamanda bizim mutfağa girecek olan ürünlerin fiyatlarının bir süre daha yükselmeye devam edeceği görüntüsü var ki Merkez Bankası da bunu kabul etmiş durumda diyelim. Kısa bir ara verelim. Tekrar beraber olacağız. Çok önemli konularımız var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki o vakıflar meselesine bakacağız. Ankara'da bir erken seçim beklentisini ilk yazan gazeteci Murat Yetkin, o bizde olacak. Yani önemli başlıkları birazdan konuşacağız. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam edecek. Reklam. Anneler gününde vatanda sevgi var, indirim var.
2-13 Mayıs tarihleri arasında Philips Power Pro City tost torbası süpürge 599 lira, Korkmaz A331-03 çay tema elektrikli çaydanlık 239 lira. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Şampiyonluk yolunda dev derbi tek maçla nesine.com'da. Pazar 19'da oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisine nesine.com'da tek maç oyna. Bu müthiş heyecanı kaçırma. nesine.com Türkiye'nin bahis sitesi. Reklam. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor. Şimdi gidelim Ankara kulislerine. Kim ne derse desin Türkiye İttifakı'nın söylendiği günkü ifadesiyle bugün geldiği nokta arasında dağlar kadar fark var. Türkiye İttifakı önerisini Cumhurbaşkanı dile getirdiğinde durum farklıydı, amaç da farklıydı. Her ne kadar bugün reddedilse de bugün Türkiye İttifakı dendiğinde Cumhur İttifakı'na yapılan vurguyla farklı bir noktaya gelinmiş durumda. Buna ilişkin AK Parti içinden eleştiriler var. AK Parti'nin MHP'nin kontrolü altında olduğuna ilişkin değerlendirmeler var. Mesela eski AK Parti milletvekili Mehmet Ocak'tan diyor ki AK Parti'ye Bahçeli'nin AK Parti'ye kayyum atadığı gibi bir hisse kapılıyorum. Bütün umutlarım kırılıyor diyen bir AK Parti'nin hislerini paylaşmış yazısında. Murat Yetkin de ilk kez 2020 yılında bir erken seçim ihtimali Ankara siyaset kulisinde son birkaç gündür giderek yayılmaya başladı diyor. İstanbul seçimleri de bağlantılı mı düşünelim bunu? Çünkü bugüne kadar hep öyle değerlendirmelere şahitlik etmiştim. İstanbul seçimleri yenilenir ve CHP kazanırsa 2020 yılında seçim kaçınılmaz olur diye. Yoksa ondan bağımsız ittifakla bağımlı mı? Değerlendirelim. Murat Yetkin'e soralım. Gazeteci Murat Yetkin telefon attığımızda. Hoş geldiniz Murat Yetkin. Hoş bulduk Yavuz Ağa. Şimdi ben daha önce bu erken seçimle ilgili spekülasyonları diyeyim. İstanbul'da seçim tekrarlanır ve CHP tekrar kazanırsa Ekrem İmamoğlu iktidar partisi erken seçime gitmek zorunda kalır. Çünkü bu bir referanduma dönüşür, bir güven oylamasına dönüşür biçiminde duymuştum. Ama sen diyorsun ki bu Türkiye İttifakı'yla başlayan tartışmanın Türkiye'yi erken seçime götürme ihtimali var Bahçeli nedeniyle. Buyur. Evet, aslında şu senin ilk söylediğin ihtimal daha düşük bir ihtimal gibi geliyor. Yani var olmakla beraber daha düşük. Çünkü iktidar partisi seçimi kaybedince, yani kaybetmiş olursa eğer, hani tekrarlanır da yeniden kaybettiği ortaya çıkarsa, hiç bunu bir referandum sayıp yeniden seçime gitmek istemeyebilir. Yani niye psikolojik üstünlüğünü elden kaçırmışken seçime gitsin? Bu ekonomik durumda, bu dış politika sorunlarıyla, iç politika sorunlarıyla böyle düşünülebilir. Oysa burada seçimi daha çok isteyen tarafın 2002 yılından beri her defasında olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli olma ihtimali yüksek. Çünkü Bahçeli birkaç şeyden çok rahatsız seçimlerden bu yana. Bunlardan ilkini işte bu kızgın demiri soğutalım söylemiyle Cumhurbaşkanı ortaya atınca hemen ertesi gün tepki göstermesinde gördük. İşte beka sorunu ortadan kalktı mı ki kızgın demiri soğutuyoruz filan anlamına gelecek Bahçeli sözler etti. Evet. Hemen ertesi günde malum Çubuk'ta işte saldırı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi liderine o vahim saldırı meydana geldi. Daha sonra da Cumhurbaşkanı bu Türkiye İttifakı meselesini ortaya atınca yine sert bir şekilde çıkış yaptı. Bizim Cumhur İttifakımız var. Niye ihtiyacımız olsun ki başka bir şeye diye. Ve açıklasın da dedi. Açıklasın da dedi. Cumhurbaşkanı'na çağrısı da vardı. Evet, çünkü şundan şöyle endişeleri var Bahçeli'nin. Bunu satır aralarında, bütün açıklamalarının satır aralarında okumak mümkün. Bir, Erdoğan acaba Milliyetçi Hareket Partisi ile Bahçeli ile ortaklığı üzerinden kendisinden soğuttuğu Kürt oyları geri çekmek için bir şeyler yapar mı? Hı hı. İki, kendisini bırakıp artık yani Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki huzursuzluk dile getirilir oldu. İşte az önce sizin de söylediğiniz gibi dile getirilir oldu. Hı hı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin adeta pranga vurduğundan, hı hı, bir şekilde fiili veto hakkına sahip olduğundan filan çok rahatsızlık var. Acaba MHP'yi bırakıp
örneğin İYİ Parti'ye meyledebilir mi? Çünkü herkes fark etti Kızılcahamam toplantılarını açarken bütün muhalefet partilerine Erdoğan çok ağır ifadelerle eleştiriler yöneltti. Bir tek İYİ Parti'nin adını dahi anmadı. Yani onu böyle bir sakınma şey var. Bunun da bir ikili anlamı var. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin arasını PKK çomağı sokarak açmak istiyor. Neden? Ola ki seçim tekrar olursa işte İYİ Parti seçmeni İmamoğlu için tekrar sandığa gitmesin İstanbul'da. Yani ikincisi de işte o hep öteden beri söylenen Milliyetçi Hareket Partisi artık Adalet Kalkınma Partisi'nin sınırlarını fazla zorlamaya başlarsa bu şeyleri, yani Allah aşkına bir parantez açalım, Bahçeli açıkça çıktı, ben Cumhurbaşkanı'nın dengesini denetlemesini sağlıyorum dedi. Evet, denge ve denetleme görevi verdi bize dedi. Bana aittir dedi. Evet. Yani diyor ki Cumhurbaşkanı denetlenemez, dengesiz bir şey yaparsa ben buradayım, merak etmeyin, yaptırmam anlamına neredeyse gelecek sözler etti. Ve başka koşullar altında, yani yeri göğü yıkacak, yıkması gayet normal karşılanacak. Erdoğan bu konuda bir kelime söylemedi. Tabii Bahçeli de Erdoğan'ın kendisine mecburiyetini her bir demeçte biraz daha öteye sınıyor. Biraz daha öteye götürerek sınıyor. Yani hani nereye kadar götürebilirim diye. Bence bunun sınırı var. Yani bu sınırsız bir şey değil. İstediği kadar götüremez. İşte o durumda Erdoğan Akşener'le bir kısa devre yapar mı? Efendime söyleyeyim, ya da tekrar tekrar Kürt oyları kazanmak için illa HDP'ye bir şey yapması gerekmez. Ama öyle bir çiçek atma hareketine girişir mi? Ya da daha kötüsü, yani Bahçeli'nin kabusunu ben size söyleyeyim. Bahçeli'nin kabusunu, şu anda olması çok uzak ihtimal görünse de Adalet Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir anayasa değişikliği üzerinde uzlaşma ihtimali, örneğin bir yarı başkanlık sistemi üzerinde. Bu şu anda çok küçük ihtimalde olsa, ihtimalle bilebilir ihtimalde olsa vardır. Ve Bahçeli'nin kabusu aslında budur. Çünkü tamamen bir hani simbiyotik, paraziter bir ilişki var şu anda Adalet Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında. Şimdi iki soru var kafamda. Bunlardan birisi, senaryolardan birisi olarak konuşulduğu için o ihtimali soracağım. Birincisi, İYİ Parti ile kurumsal anlaşma yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eksiği 10 sanıyorum AK Parti'nin bir 301'i bulabilmesi için. 10 milletvekiliyle anlaşma ihtimali olabilir mi? Kağıt üzerinde var. Yani olabilir ama şimdi bir de Adalet Kalkınma Partisi bünyesindeki hareketlenmeye bakmak lazım. Yani şimdi en son dün mü, önceki gün okuduk galiba, Sabahattin Önkibar Ümit Özdağ'dan naklen bir Ali Babacan. Bu Ali Babacan meselesi. Ali Babacan diyor ki ben kesinlikle hükümet bana ne teklif ederse etsin kabul etmem. Bir, iki, Davutoğlu ile hareket etmiyoruz diyor. Evet. Şimdi böyle bir hareket olduğu belli ama bir hareketlenme var. Yani Davutoğlu tarafı bunu sanki Abdullah Gül ve Ali Babacan'la berabermiş gibi gösterme eğiliminde. Fakat Abdullah Gül'den bu konuda bir tek doğrulayıcı ya da yalanlayıcı. Yani benim bildiğim kesinlikle ikisi ayrı hareket ediyor ve birbirleriyle de sıcak bir ilişkileri yok. Yani şahsi izlenimim benim de Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu'yla yani herhangi bir ortaklığa, ortak harekete gönüllü olmayacağı şeklinde. Aynen. Şimdi hal böyle olunca yani Adalet Kalkınma Partisi kendi grubuna bakalım ne kadar olacak onu bilmiyoruz. Yani kendi içeride bir o itirazın olarak muhalif seslerin yanında nasıl duracağını veya ne kadar yoğunlukla duracağını ya da durup durmayacağını bir görmemiz işte lazım yani herhalde. Aynen öyle. Yani kendi grubuna da bu şey zaten Bahçeli ona güveniyor. Yani hadi senden 10 kişi gitti diyor. Sen bana iyice muhtaçsın diyor. Tamam mı? Şimdi bu durumda Erdoğan'ın başka partilerden 10 kişi işte konusunda gibi 10 kişiyi transfer etme ihtimali yani
hani mali olarak söylemiyorum, kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum ama bunun maliyeti çok fazla olur. Evet, siyasi olarak maliyet anlamında. Evet. Şimdi bir şey daha var. Yani asıl temel soru. Devlet Bahçeli diyor ki 2023'e kadar devam edecek bir süreç diyor. 2023'e kadar bu Cumhur İttifakı işte biz yola koyulduk, kankayız dedi seçimlerden önce. 2023 yılındaki planı ne yani Devlet Bahçeli'nin? Sonuçta bir siyasi parti. Cumhurbaşkanlığına 2023... Devlet Bahçeli'nin 2023 değil yani Allah ömür verirse 2123'e kadar olan planı sadece iktidardaki yoğun güç yani güçlü parti kimse onunla beraber ya resmi ya gayri resmi koalisyon ortağı olarak iktidar üzerinde güç kullanmaktır. İktidara yani, gelmek değil mi? İktidara gelemiyor Milliyetçi Hareket Partisi. Yani en yüksek olduğu yerde %11 küsur oy aldı. Hı hı. Yani yok özür dilerim 12 küsur oy aldı. En yüksek olduğu yerde şu anda 7,5 düzeyinde Erdoğan'ın açıkladığı. Yani kendisi 18.81 dedi 1881 benzetmesi evet, yaptı evet. Ama Erdoğan hemen düzeltti. Hayır 7,5 diye. Yani biz 52 aldık 44,5 bana ait demek sana da 7,5 düşüyor demek. Yani şimdi hani sağdan say 7,5 soldan say 7,5 %10'u da geçemiyor. Ve bir şeyi tek başına iktidar üzerinde etki kurmasının tek yolu bu Cumhurbaşkanlığı sistemiydi. Ona da Erdoğan'a teşvik etti, destek verdi. Hatta 2019 sonunda bu geçiş sağlanacaktı. Evet. Onu da hani Binali Yıldırım'ı resmen devre dışı bırakarak ki bu ittifakı sağlayan Binali Yıldırım'dı bir yerde. Onu devre dışı bırakarak tuttu 2018'e aldırdı seçimleri. Evet. Yeter ki hani bu ilişki bir an önce kurulsun. Yani şu çok hakikaten tuhaftır Yavuz Oğan. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en baştaki gerekçesi Sayın Erdoğan tarafından söylenen gerekçesi artık bu millet bir daha koalisyonlar dönemi yaşamaz söylemiydi. Evet. Bu sistemin ilk siyasi sonucu koalisyon oldu. Eskisinden çok daha berbat bir koalisyon dönemi oldu. Berbat diyorum çünkü hukuki zemini yok. Yani fiili bir koalisyon şeyi yok. Yani bir koalisyon protokolü yok. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlı bakanlıklar yok. Hükümet ne yaparsa yapsın Milliyetçi Hareket Partisi bu sorumluluğunu üstlenmiyor. Ama yetki kullanıyor. Fiili yetki kullanıyor. Özellikle emniyet teşkilatında, adalet teşkilatında nasıl yetki kullandığını, idari yapılanmada işte herkes yazıyor, çiziyor zaten. Evet. Şimdi şöyle bir ihtimal üzerinden de küçük bir yorum rica edeceğim. İstanbul seçimleri iptal olmaz ise hayat rutinde ve huzurlu bir şekilde devam eder mi Türkiye'de? Yavuz Oğan kaç yaşındasınız? Ben 50 falan oldum herhalde ya. Öyle işte diyorlar ama ben pek inanmıyorum ki. Doğru gidiyorum. Tamam. Yani ne zaman Türkiye'de sorunsuz ve huzurlu bir dönem. Hayır şimdi seçimi iptali yeniden biz. Hayatımız ya bu da bizim ülkemiz, bu da bizim hayatımız. Biz de böyle yaşıyoruz. Doğru yani, doğru. Seçim çok da böyle kasmamak lazım doğru. Yani. Seçim iptali biraz daha seçim atmosferinin devamı anlamına geliyor ya, o açıdan sormuştum. Biraz daha belki işte çünkü dış politika, sen yazılarında da hep yazıyorsun. Dış bakın, politika şu yani bu ekonomi. Seçim iptali olursa özellikle Türkiye'nin çok ihtiyacı olan dış yatırımlar bakımından pek hayır ha sonuçlar getirmeyecek gibi geliyor bana. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Murat Yetkin. Değerlendirmeler için çok değerliydi. Sağ olasın. Eksik olma. Murat Yetkin'le konuştuk. Gazeteci Murat Yetkin Ankara'da yaşamaya başladı tekrar ve oradaki havayı bizlere aktardı. Bir erken seçim ihtimalinin Ankara kulislerinde daha çok, daha sık konuşulduğunu söylüyor. Bahçeli ile birlikte bu Cumhur İttifakı sürecini perçinlemek için. Aslında 2023 planı nedir Bahçeli'nin? Çünkü 2023'e kadar böyle gideceğiz sözlerini hatırlatarak sorduğumda yani güçlü olan partiyle birlikte ve onu destekler nitelikte bir siyasi iktidar kurmak, tam olarak böyleydi herhalde, mealini böyle söyleyebiliriz. AK Parti içinde buna itirazlar var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise işte az önce aktardım. Bahçeli'nin AK Parti'ye kayyum atandığı gibi bir hisse kapılıyorum. Bütün umutlarım kırılıyor diyen bir AK Parti'nin sözlerini karar yazarı Mehmet Ocak'tan
aktarmıştı kendi köşesinde ve ona da Semih Yalçın yanıt vermiş. Ne demiş bir aktarayım. Ocaktan'ın algı çalışmasına soyunduğunu söylemiş. MHP iktidar partisi olmasa da politik duruşunun ve fikriyatının gereğini yerine getirmekte, mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin çıkarlarını düşünmekte, halkın ihtiyaçlarını samimiyetle dikkate almaktadır. Partimizin son dönemdeki büyük fedakarlıklarına ve saygı duyulması gereken hassasiyetlerine rağmen haksız yere eleştirilmesinin arkasındaysa samimiyet, iyi niyet aranamaz demiş. Ama genelde Semih Yalçın daha sert ifadeler kullanıyordu. Bu bana biraz yumuşak geldi. Enteresan. Tabii konuştuğumuz konuların başında da İstanbul'daki seçimler geliyor. Bununla ilgili Fatih Altaylı'nın bir yazısı var. Onu da sizlerle paylaşmam lazım. Diyor ki YSK'ya yönelik psikolojik baskı çok açık diyor Fatih Altaylı. Artık çok belli ki İstanbul'da seçimler yenilenmeye doğru gidiyor diyor. Bu iddialı bir cümle. Bunun böyle olacağı 31 Mart akşamı belliydi diyor. Bence belli değildi. AK Parti ve MHP seçimlerin yenilenmesini çok açık biçimde istiyor. Yenilenme halinde Cumhur İttifakı olarak kazanacaklarını düşünüyorlar. Elbette YSK'nın ne karar vereceğini bilemeyiz ama YSK'ya yönelik psikolojik baskı çok açık. Fatih Altaylı yazıyor bunu. Bu aynı zamanda siyasi baskı anlamına da geliyor. Tüm argümanlar boşa çıktıktan, defalarca sayımlar yapıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın en önemli argümanı sandık başkanlarının atanmasındaki usulsüzlük oldu. Açık söylenmese de ima şu, sandık başkanlarının atanmasına FETÖ'cüler müdahale etti. Bunu açık açık yazdı İbrahim Karagül. İlçe seçim kurulları sandık başkanlarını kendilerine verilen listelerden değil dışarıdan atadılar. Bunun tam bir kanunsuzluk hali olduğu ileri sürülüyor AK Parti'de. Bunun sayım sonuçlarına nasıl bir etkisi olduğunu, sandık başındaki AK Partili müşahitlerin iddia edilen sayım hatalarına neden itiraz etmediklerini de kimse anlamıyor. Ayrı bir muamma bu diyor. AK Parti sandıklardaki görevlilerin de kandırıldığını ya da uyutulduğunu düşünüyor. Ben bu iddialara doğrudur ya da yanlıştır diyemem diyor. Orada birazcık yumuşatmış yazısını ama bir şey sorabilirim herhalde. 24 Haziran seçimleriyle 31 Mart seçimleri arasındaki sandık görevlilerinden kaç kişi değişmiş? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. 24 Haziran'da güvenilir, itiraza mahal olmayan bir seçim yapılırken sandık başında olanlarla 31 Mart'taki güvenilmez seçimlerdeki sandık görevlilerinden kaçı farklı isimler? Yani bunu öğrenmemiz lazım elbette. Ve tabii ki bu güvenilmez sandık görevlilerinin sandıklarda fırıldak çevirdiğini düşünüyorsak ilçe belediye başkanı ve belediye meclis seçimlerini de yenilemek gerekmiyor mu diyor. Bence yenilenmesi gerekir diyor. Fatih Altaylı bizim de burada dile getirmeye çalıştığımız meselelerdi, sorulardı bunlar. Konuklarımızla da sık sık konuştuk. Pazartesi günü gündemini alacak ve hafta içinde meseleleri konuşacak Yüksek Seçim Kurulu. O toplantı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı ve onlara verdiği mesajlar var. Ama o mesajlar işte halkın arasına girin, onlarla beraber olun, 5 yıl çok hızlı geçer, icraatlarınızı yerine getirin diyor. O icraatlar aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki seçimlerdeki propaganda malzemesi olacak. Bu konuda işi sıkı tutacağının bir aslında işareti olarak da görülebilir bu. Ama YSK ile ilgili bölümüne geleyim. Şöyle diyor Kılıçdaroğlu bugün belediye başkanlarına hitap ederken, siz dediniz ki bütün geçersiz oyları sayacağım, eyvallah. 39 ilçede bütün geçersiz oylar sayıldı. Sonuç değişti mi? Yetmedi. 6 ilçede günlerce sandıklar sayıldı. Sonuç değişti mi? Değişmedi. Yine itiraz geldi efendim. 39 ilçede bütün oylar sayılsın. YSK dedi ki sondajlama yöntemiyle 50 sandığı yeniden sayacağım. Sonuç yine değişmedi. Ne yapmak istiyor YSK? Kısıtlılar, mahkumlar oy kullanmış. Bu itirazı yapanlar daha önce neden itiraz etmediler? Neden tutanaklar oylar sayılırken şart koymadılar? Devletin gücünü arkasına almış sahte delil üretiyorlar diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Seçimi iptal ettirmek için her türlü kumpası yapıyorlar diyor. Bu şikayetlerin sonu bitmezse ne olacak? Biz ne zamana kadar bu muammayla birlikte yaşayacağız diye sormuş. Ekrem İmamoğlu'na da bu mesele sorulduğunda onun da verdiği yanıt var. Şöyle diyor, YSK son sözü söyleyecek diyor. Tam yerini bulalım burada. Son sözün Türkiye'nin demokrasi ve demokratik süreç için önemli olduğunu söylüyor. Ağır bir yükleri var diyor YSK için. Ağır yükün artık hafiflemesi için milletin beklentisini ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Zira şu an yapılan şey kendilerini sorgulamaları gibi bir şey oluyor ama yani seçim kurulları
mercek altına alındığı için o kurulların sorumlusu da YSK, kendilerini sorguluyorlar diyor. Öyle bir şey oluyor diyor. Ama dediğim gibi hukuki süreç devam ediyor. İzliyoruz ama çok tedbirli ve temkinli izliyoruz. Türkiye'nin bunca yıl verdiği demokrasi mücadelesine katkı sunan seçimlerin yine sağlıklı şekilde yapıldığı, Türkiye'nin geleceğe aydınlık bir şekilde bakabildiği, evet bu ülkede seçimler yapılıyor, kazanan da koltuğa oturuyor hissinin sağlamlaştığı bir karar vereceklerdir diye umuyorum ve bekliyorum diyor Ekrem İmamoğlu. CHP'li belediye başkanı olarak görevde ama o görevinin devam edip etmeyeceğine YSK kararı sonrası ortaya çıkacak. Malumunuz YSK daha önce bir karar almıştı. Eğer seçimler yenilenirse mazbatasını geri alacaklar Ekrem İmamoğlu'ndan. Yani belediye başkanı olarak gitmeyecek seçimlere. Sanıyorum eski yönetime verecekler. Kılıçdaroğlu delil üretiyorlar diyerek iktidarı suçlamıştı. O 300 sandık görevlisiyle ilgili 32 soruşturma başlatıldı. Şüpheli olarak ifadeleri alınacak. Bu sanki biraz yanlış anlaşıldı ve üzerine fazla yorum yapıldı. Ya da Anadolu Ajansı bunu biraz köpürterek abonelerine duyurdu görüntüsü hakim. Çünkü her seçimden sonra seçim sandık başlarında yaşanan bir takım sıkıntılar nedeniyle hem partiler hem ilçe seçim kurulları bazı isimlerle ilgili suç duyurusunda zaten bulunuyorlarmış geçmiş seçimlerde de. Bunda da benzer bir durum olduğu anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamadan, çünkü çok speküle edildi bu mesele. Diyor ki 31 Mart 2019 tarihli mahalli idareler seçimleri kapsamında oyların sayımı, tutanağa bağlanması, sonuçların sisteme girilmesi işlemlerinde çeşitli usulsüzlükler olduğundan bahisle seçimin ertesi gününden bu yana muhtelif zamanlarda vatandaşlar, siyasi parti teşkilatları, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca yapılan ihbarlar üzerine işte şu maddeler gereğince soruşturmalar başlatıldı, iddialara konu belgeler temin edildi ve bu işlemlerde görevli kişiler ve savunmaları alınmak üzere davetiye tebliğ edilmek suretiyle başsavcılığa çağrıldı. Olay bundan ibarettir diyor. Dün bir izleyicimiz Twitter üzerinden bana bir mesaj gönderdi. Bir önceki seçimlerde, 2014 yılında yapılmış seçimlerde benzer suç duyuruları nedeniyle bir takım sandık kurulundaki üyelerin yargılandığını, o yargılamaların hala sonuçlanmadığını, bunun rastlanılan bir durum olduğunu söyledi. Ama algı YSK karar vermeden önce bu operasyonun başlatıldığı biçimindeydi. AK Parti kendi itirazlarına delil yaratıyor ki bugün Kemal Kılıçdaroğlu onu söyledi. Spekülasyonları yapıldı. Durumun tam ne olduğunu YSK kararıyla biraz daha net görme imkanımız olacak herhalde. Siyasi baskı iddiası Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiası. İstanbul'da bu baskılar nedeniyle bazı hakimlerin kendileriyle ilgili bazı hakimlerin tedirgin olduklarına ilişkin bir yazıyı da Deniz Zeyrek kaleme almış bugün. Şöyle diyor, bir yargı mensubu ilginç bir detay paylaştı diyor Deniz Zeyrek. Seçim kurullarında hakimlerin bulunduğuna, başkanlığı da en kıdemli olanın yaptığına dikkat çekti diyor kaynağım. İstanbul'da seçim kurullarında görev yapan hakimlerin tayin edilme endişesi yaşamaya başladığını söylemiş. Beni tayin ederlerse diye. Yargı camiasındaki atamaları takip eden bir gazeteciyim ben diyor. Özel bir kararname çıkmayacağını düşünüyorum bu meseleyle ilgili diyor. Ancak biraz soruşturunca kaygının Haziran ayında gündeme gelecek yaz kararnamesiyle ilgili olduğunu öğrendim. YSK İstanbul seçimini iptal etse de etmese de Hakimler Savcılar Kurulu'nun açıklayacağı yaz kararnamesinde İstanbul'daki seçim kurulu üyesi hakimlerin durumunun detaylıca değerlendirilmesi gerekir diyor. Bunları takip edelim diyor. Deniz ediliyor da sonrasında bir gün söz ediliyor. İkinci gün giden gittiği de kalıyor. Yani Türkiye'de maalesef son dönemde böyle bir tablo olduğunu da unutmamamız lazım. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu oturdu dedik. Oturdu doğru. Mazbatasını da aldı. Ama o mazbata eğer yeniden seçim kararı gelirse iptal edilebilir. Bu arada bir takım iddialar, bir takım açıklamalar söz konusu. Bir takım yolsuzluk iddiaları söz konusu. Ve o yolsuzluk iddiaları ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflarla ilgili ilişkilerini ortaya koyan raporlar, onlarla ilgili haberlere de erişim yasağı getirildi. Şimdi bunu bir gündeme alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Balyalı da canlı yayın konuğu olacak. Bu meseleye hakim bir isim. O siyasetçiden bununla ilgili detaylar alacağız. Hakimlerin aldığı kararı da sizlerle paylaşacağım. Kapatın televizyonu. Olayın gerçeğini sadece ve yalnızca sizin aracılığınızla paylaşmak istiyorum. Başka gün içinde arayan televizyonların hiçbirine olumlu cevap vermedim.
Türkiye'nin yasaksız haber programı başlıyor. Eğer yönetimde olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu'na itaat etmek farzdır diyebilir miydiniz? Doğru işleri yaptığı sürece evet. Siz tartışacaksanız bugün Tayyip Erdoğan'ın doğru işler yapıp yapmadığını tartışmak niye haram diye olsun ki? Kılıçdaroğlu başa geçti, harp başladı. Ben ona Kılıçdaroğlu'na tenkit etmem ki. İtaat mı edersiniz? İsyan mı edeceksiniz? Bir de adliyeye gidin Allah aşkına. Yani böyle bir kepazelik olabilir mi? Efendim adliyeye gitsek kimi kime şikayet ediyoruz? Sadece gerçeklerin konuşulduğu program. Biz bir şeye yemin dediğimiz zaman o yeminin dini karşılığı da olması gerekir. Yavuz Oğan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30 19 saatlerinde RSFM'de. Yavuz Oğan'dan bir de bunu dinle devam edecek. Reklam. Parmağında sigorta, onunla işler yolunda. Dur şunu indireyim. Sompo Mobilo. Nedir bu özellikler? Nedir bu özellikler? Sompo Cephen Sigorta'dan yepyeni bir mobil uygulama. Sompo Mobilo. Tek tuşla tüm sigorta işlemleriniz ve çok daha fazlası parmağınızın ucunda. Sompo Mobilo. Parmağında sigorta. Sigorta parmağında. Anneler gününde vatanda sevgi var, indirim var. 30 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında Samsung Galaxy A7 2018 64 GB akıllı telefon 1899 lira. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Reklam. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor. Seçim öncesinde çok konuşuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir takım vakıflarla ilişkisi, o vakıflara yaptığı yardım. 56 sayfalık bir sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili bir rapor. O raporu kaleme alan gazeteciler oldu. Onlara itiraz edenler oldu. Bizim vakfımız İBB'den 5 kuruş almamıştır diyen T3 Vakfı başkanlığının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar yapıyor bunu. İddialarını ortaya attılar. Karşılıklı atışmalar vardı. Bugüne geldiğimizde ise yine ceza haberlere kesildi ve haberlere erişim yasaklandı mahkeme tarafından. O raporda ne vardı? Neler konuşuluyordu? Onu Tarık Balyalı'ya soracağız. CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi üyesi, meclis üyesi Tarık Balyalı telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Şimdi erişim yasağı gelince bu vakıflarla İBB ilişkisi arasındaki bu rapora tabii insanlar ulaşmakta da güçlük çekecekler bilgilere. Ama ne diyordu bu rapor, 56 sayfalık rapor ve o raporda niye yani meclisin gündemine gelmedi, hiç konuşulmadı, ilan edilmedi şöyle, bu rapor? Şöyle, aslında bu adı sadece faaliyet raporu, belediyenin resmi faaliyet raporu değil. Daha çok belediyenin kendi bireyler arasında iç çalışmada kullandığı bir rapor. Yani belediye, sivil toplum kuruluşları, okullar ve yurtlarla ilgili 2014 ve 2018 yılları arasında ne yaptığını anlatan, bunlara ne kadar para harcayan anlatan bir rapor. Oldukça profesyonel çalışma. Hangi sivil toplum kuruluşları ne kadarlık iş yapılmış, hangi işler yapılmış, nerelerde hangi okullar yapılmış ve nerelerde yurtlar yapılmış, bunu anlatıyor. Bu raporun içeriğine göre toplam rakam 847 milyon lira. Yalnız bunun 447 milyon lirası İstanbul'da yapılan spor salonlarına ilişkin, okulların spor salonlarına ihtiyaçları var. Bunları karşılamışlar. Tamam. Yine bir kısım parada okullara giden paralar var. Bu bahsedilen vakıf ve dernekler için Büyükşehir Belediyesi'nin katasından harcanan parada yaklaşık olarak 340-350 milyon lira civarında. Ne kadar zamanda dediniz bunu? 2014-2018 yıllarını kapsıyor mu? Ağırlıklı olarak çok büyük bir kısmı 2017 ve 2018 yıllarına ait olan bir çalışma. Çünkü Büyükşehir Belediyesi ve bu vakıf ve dernekler arasındaki protokoller 2017 yılı itibariyle imzalanmaya başladı. Toplamda 15'e yakın vakıf ve dernekle yapılan protokoller var. T3 Vakfı da bu vakıf ve derneklerden bir tanesi. Hı hı. Onlarla da yapılmış olan protokoller var. Ve bu raporda da bu protokol çerçevesinde yapılan işlere harcanan paralardan bahsediyor. Burada önemli detay şu aslında. Vakıflar diyorlar ki bizim kasamıza, Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından bir tek kuruş aktarılmamıştır. T3 Vakfı bu, böyle bir açıklama yaptı. Evet, bunu ispatlayın dedim. Diğerleri için de bu doğru bir ifadedir. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından bu vakıf ve dernekler kasasına aktarılan para yoktur. Ama bu protokollere istinaden Büyükşehir Belediyesi bu vakıf ve derneklerin yapmış olduğu hizmetler için 340-350 milyon lira civarında kendi kasasından para harcamıştır.
Bunun yasal dayanağı da vardır. Bu bir yolsuzluk değildir. Usulsüzlüktür. Çünkü belediye kanunu bu vakıf ve derneklere belediyelerin ortak hizmet protokolleri yapmasını ve onlar için bir takım önlemler yapmasını imkan tanımış. Ya mesela bu T3 Vakfı bir havacılıkla ilgili bir vakıf. Görebildiğim kadarıyla iyi de faaliyetler yapıyor. Yani çocukların havacılığa şey yapması, ulaşması, o ilgisini çekmesi falan, o bir şey de yapıyorlar herhalde, değil mi? Bir şenlik gibi bir şey de yapıyorlar. Ama burada problem şu: bir kere vakıf mantığı içerisinde bir vakfınız varsa ona ait yapacağınız hizmetleri siz kendi kasanızdan harcamalısınız. Ama bu vakıf ve dernekler Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından çok ciddi paralar harcıyorlar. Yani Okçular Vakfı, T3 Vakfı, Aziz Mahmut Dayı Vakfı, Türkiye, TÜKVA çok gerçekten büyük paralar harcıyorlar. Toplamda da baktığınızda 14-15 milyon lira civarında bir para da bu T3 Vakfı'nın hizmetleri için yapmış olduğu etkinlikler için harcamış. Bunun dayanağı da Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 12 Temmuz 2017 tarihinde geçen 57 numaralı rapor. Bu rapor Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Büyükşehir Belediyesi arasında bir işbirliği protokolü. Bu belediye meclisinde geldi. Bu açık kaynaklardan, internetten bunu belediye meclisinden öğrenebilirsiniz. Herkesin elinde var bu. Belediye meclisinde bu konu görüşüldü, konuşuldu. CHP grubunun oy çokluğuyla reddiyle karara bağlandı. Bu protokolün içeriğine göre de hem Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı işler var, hem de bu vakfın yapacağı işler var. Büyükşehir Belediyesi yapacağı işleri isterseniz çok kısa size birkaç kelimeyle okuyayım. Bu protokol kapsamında aşağıda sayacağım yerlerin kullanımını vakıf yapacak. Diyor ki Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde 240 metrekarelik alan. Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde 200 metrekarelik alan. Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde 210 metrekare alan. Esenler Profesör Doktor Adem Baştürk Kültür Merkezi 210 metrekarelik alan. Yine teknobüs olarak kullanılmak üzere 2 adet İETT otobüsü bu vakfa verilecek. Maltepe Şehir Parkı'nda teknoloji atölyesi olarak kullanılacak 400 metrekarelik bir eğitim alanı inşa edilecek. Deney yap merkezleri oluşturulacak. Bunların giderleri Büyükşehir tarafından karşılanacak. Genel giderleri, sarf malzemeleri, ilk kurulum, teknolojik araç gereç, ekipman, inşaat bakım, onarım ve tadil giderlerini Büyükşehir karşılayacak. Yine vakfın deney yap merkezlerini, çocuk üniversitesi ve teknoloji kampüsünü ve teknobüsleri de Büyükşehir Belediyesi sağlayacak. Bu bahsedilen raporda da işte bunların karşılığında ne kadarlık bir para aktarıldığını anlıyoruz. Aktarılmak doğru ifade olmaz. Ne kadar harcandığını gösteriyor. Aktarılması dediğimiz zaman sanki onların hesabına bir para aktarılmış gibi gözüküyor ama onlar için harcanmış de, doğru ifade onlar herhalde. Için kesin onlar için harcanmış. Biz meseleye şu açıdan bakıyoruz. Birincisi bu yasal olsa bile etik değildir, ahlaki değildir. Eğer siz bir hizmet yapacaksınız elbette ki bunu kendi imkanınızla yapmalısınız. Bunun bir kere etik olmadığını düşünüyoruz. İkincisi burada kanunun vermiş olduğu hakkın kötüye kullanımı söz konusu. Elbette ki belediyeler belli vakıf edenlerle yapacağı hizmetler karşısında eksikleri varsa onların giderlerini karşılamak için çalışmaları yapar. Onlara katkı sunar. Ama Büyükşehir Belediyesi bu sayılan 10-15 tane vakıf edenler için bütün kasayı açmış, bütün imkanları bunlar için kullanan hale getirmiş. Yani şöyle gibi, gördüğüm zaman şöyle düşündüm. Diğerlerini işte Okçular Vakfı, bilmem Aziz Hüdayi Vakfı dediniz herhalde, başka vakıflar. Evet. Ne iş yaptıklarını tabii bilmiyorum ama bu T3 Vakfı teknolojiyle alakalı, havaydı, uzaydı, şuydu, buydu, çoluktu, çocuktu, gençti gibi daha böyle aydınlık bir alanda belediyede işbirliği yapmış. Yani bu niye böyle bu kadar öne çıktı diye düşündüm ama siz burada belki vakıf da harcamış olabilir çok para, belediye de desteklemiş olabilir. Elbette ki şimdi belediyenin harcadığı 14 milyon lira civarında para, belki de onlar 140 milyon harcamıştır. Belki de, evet. Ama biz bunun toplamına bakıyoruz. Yani biz bunlara yandaş vakıf ve dernek diyoruz. Neden? Çünkü bunların çok büyük bir kısmı işte Türkiye gibi, TÜKVA gibi, T3 Vakfı gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakınlarının başında olduğu vakıf ve dernekler. Diğerleri de yine AKP'nin üst düzey yöneticilerinin başında olduğu, mütevelli heyetinde olduğu, yönetim kurulu başkanı olduğu vakıf ve dernekler. Bunlardan başka hiçbir dernek ya da vakfa bir kuruş yardım yapılmış değil. Sadece bütün yardımların bu vakıf ve derneklere yapılmış olması ciddi bir tabii ki çok önemli, çok önemli bir sorun. Peki şimdi bu belediyede meclis toplantıları da başladı, faaliyetler de başladı. Bir takım işte vakıflarla ilgili var, başka iddialar geçmişte de gündeme gelmişti. Evrakların kopyalanması ya da dijital bir takım bilgilere ulaşılması konusu da tartışıldı. Geriye dönük bir takım araştırmalar yapılıyor mu belediyede?
Elbette ki başkanımız bu konuda belli çalışmalar yapıyor. Biz bir sürü konuyu tabii Büyükşehir Belediyesi'nin bazı çalışanlarında zaman zaman öğrenme şansına sahip oluyoruz. Denetimler yapılıyor. Başkanımızın verdiği görevler var ama tabii bizim için de biraz da YSK kararı çok daha bağlayıcı. İçeride de özellikle belli belediye çalışanlarından bazı direnişler olduğunu da görüyoruz. Ufak tefek yavaşlatmalar olduğunu görüyoruz. Özellikle şu YSK kararı pazartesi itibariyle verildikten sonra çok daha hızlı, çok daha net şekilde elimizdeki bilgileri sonuca ulaştıracağız. Çünkü elimizde çok fazla bilgi ve belge ulaştı. Bunları biz kontrol ettik. Yani ilk defa burada söyleyeyim. Bu vakıf ve derneklere ilişkin hazırlanan ilk ya da tek rapor bu değil. Bu konuda hazırlanmış başka raporlar olduğunu biliyoruz. Ben bir tanesini de gördüm hatta. O yüzden dijital olarak hiçbir şeyin kaybolması da mümkün değil. Herkes rahat olsun. Her şey bizim kontrolümüzde. Eğer bir yolsuzluk, usulsüzlük varsa bunların hepsi ortaya çıkacak. Ve gereği mutlaka yapılacak. Her şey bizim kontrolümüzde. Pazartesinden sonra meseleye bakacağız diyorsunuz. Teşekkür evet. ediyoruz Tarık Balyalı. Değerlendirmeler için eksik olmayın. Şimdi tabii oturduk ama tam olarak da belediye başkanlığı koltuğuna hakim değiliz diyor veya belediye başkanlığına Tarık Balyalı. Yani mealen böyle söylüyor. Bir şekilde bir pazartesi günü YSK'dan o son karar çıktıktan sonra yani bir tescil beklentisi var YSK'dan. O zaman meseleye farklı yaklaşma imkanımız olacak ama onu bekliyoruz diyor. YSK devam mı diyecek, tamam mı diyecek. Pazartesinden sonra her saat gözler YSK'da olacak. Çünkü pazartesi bitmeyebilir, salıya kalabilir, çarşambaya devam edebilir. Bütün onları takip edeceğiz. Şimdi hiç ara vermeden devam edelim istiyorum. Çünkü vaktimiz de çok azaldı. Her cuma olduğu gibi bir kitap önerimiz de var size bugün. Yani bu müsait bir yerde inecek var. Gerçekten eğlenceli bir kitapla bu kadar siyasi sıkıntı, karamsarlık, atmosferdeki ağırlık ve tartışmalardan biraz uzaklaşmak isteyenler açısından Müsait Bir Yerde İnecek Var adlı kitabı sizlere önereceğiz. Yazarı Turgut Yasalar. Minibüslerdeki hikayeleri toparlamış. Gerçekten çok enteresan geldi bana. Şöyle bir baktım, hafta sonunda da okuyacağım. Siz de belki elinize geçtikten sonra çok rahat bir şekilde hızla okuyabileceğiniz bir kitap. Müsait Bir Yerde inecek var. Hem bu kitabı vereceğiz hem de geçen hafta veremediğimiz kitabı sizlere hediye edeceğiz ama kitabın yazarı Müsait Bir Yerde inecek var kitabının yazarı Turgut Yasalar. Şimdi telefon attığımızda. Hoş geldiniz Turgut Yasalar. Hoş buldum. Merhabalar. Nereden aklınıza geldi minibüsteki hikayeleri yazmak? Yani herkesin de dikkatini çeker aslında minibüste. Ve ben kullanıyorum evet. hala minibüsleri. Böyle yavaş evet. gidiyor, homurdananlar, hızlı gidiyor, evet. bir dakika diyenler, para üstü bekleyenler. Hepsinin ayrı hikayesi var gerçekten. Doğru. Ya ben Avrupa yakasında yani Sur içinde büyüdüm. Sonra 35 yıl Ortaköy'de yaşadım. Sonra Anadolu yakasına geçtim ve hiç... aklıma gelmeyecek bir şekilde Maltepe'de bir ev satın almak durumunda kaldım. Ve oraya da minibüsle gider gelir oldum. Çünkü bu raylı sistem ben oraya taşındıktan 2 ay sonra iptal oldu. Sonra başıma türlü çeşitli şeyler gelmeye başladı. Ve bir tanesinde sonra eve geldim. Facebook'ta yazdım, paylaştım. Sonra bir tane daha başıma başka bir şey geldi. Paylaştım ve paylaştıkça insanlar ya ne güzel bunlar abi film mi geliyor? Bunlardan kısa film yapsana. Şahane senaryo olur filan diye benim sinemacı kimliğime bakarak bunlardan film yapma yapılabileceği konusunda yorumlar alıyorum filan böyle. Giderek beğenenler artıyor. Sonra bu bir süre böyle devam etti. Bunlar birikti. Sonra ben oradan taşındım. Minibüs maceralarım bitti. İstanbul'u terk ettim daha doğrusu. Sonra ya bunları niye kitaplaştırmıyorsun dedi arkadaşlarım ve ben de aldım onları. Baştan sona bir okudum. Çok çabak elem yazılmış şeylerdi. Biraz böyle küçük müdahaleler yaptım o ruhuna bozmayayım diye. Sonra böyle incecik küçücük bir kitap oldu. Çok da güzel olmuş. Küçük küçük hikayeler var içinde. Birisini evet. paylaşır mısınız bizle? Benim dikkatimi çeken şu Acemi Aşık Şoför mesela. Aha. Söyler misiniz evet. bize bir hikayesini anlatır mısınız? Hikayesi şöyle. Bir akşam yine minibüse bindim. İki tane aşk hikayesi var. Bir tanesi bir Rus kadınla konuşan bir şey var. Bir tane de bir şey vardır. Tamircilik lik yapan bir minibüs şoförü. Sanıyorum siz onu kastediyorsunuz. Evet, evet, evet onu kastediyorum. Tamam. Adam 60'lar işten minibüse çıkmış. Çok acemi minibüsten ve bana ya sen niye kornaya basıyorsun? Baksana herkes kornaya basıyordu. Abi ayıp öyle basılır mı falan diye
hiç o güne kadar tanıdığım bir minibüs şu profili çizmiyordu. Hı-hı. Baktım, sohbet ettim. Yeni evli. Acayip karısına aşık. Hı-hı. Bir hikaye anlattı orada bana. Ben de ona gittim eve taze taze anlattım. Bütün o tanıdığım minibüsçü profillerden en aykırı olan diyeyim. Yani en profilde uymayandı. Sonra da işte abi şu işte filan Diyarbakırlara çatmayacaksın, Mardinler şöyle, Sivaslar böyle filan gibi. Bir arkadaştı. Çok tatlı bir adamdı. Çok aşıktı karısına. Müthiş. Şimdi bunun gibi birçok hikaye var kitabımızda. Evet. Müsait bir yerde inecek var kitabın ismi. Karga yayınlarından, Kara Karga yayınlarından çıktı. Turgut Yasalar da onu imzalayacak ve bugün çekilişe katılan arkadaşlarımıza bu kitaptan hediye edeceğiz. Üç kişiye. Evet. Sizde varken o üç kişisinin... bir saniye önce başka bir çekiliş yapılmış, onu aktaralım. Çünkü geçen hafta sistemde bir arıza vardı. Ramen adlı bir kitabı hediye edecektik. O kitabı kazananların isimlerini söyleyeyim önce. Ramen adlı kitap. Orada da kadınlar ilk konseptinden yola çıkarak hikayeler yazmışlardı. Kitabı gördüm. Gördünüz mü? Çok hoş evet. Kitap o da. Yani hikayelere baktım, onlar da çok etkileyici. Ali Esat Keskin, Hasan Yarım, Murat Yazıcı ya Ramen adlı kitabı göndereceğiz. Ali Esat Keskin, Hasan Yarım, Murat Yazıcı. Sizin kitabınız, yani Müsait Bir Yerde inecek var kitabının da Çağdaş Ulaş Çelik, Öznur Akı ve Game Airport adıyla bize yazan arkadaşlarımıza göndereceğiz. Game Airport adıyla bize yazan Çağdaş Ulaş Çelik ve Öznur Akı'ya sizin kitabınızı da göndereceğiz. Onları tebrik ediyoruz. Sizi de tebrik ediyoruz. Böyle eğlenceli bir kitabı kalemaldınız. Keyifli okumalar. Çok teşekkürler katıldığınız için aynı zamanda. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Vallahi bazen uzaklaşmak lazım. Yani bazen bu çok insanın üstüne bastığında da, üzerine çok konuştuğunuzda, çok değerlendirme yaptığınızda da sorunlu bir hal oluyor ve iyice karabasanlar gibi bir hal aldığını da görüyoruz. Özellikle bizim mesleği yapanların kaçma pek ihtimali olmuyor ama bu tip küçük kaçışlar, yani şöyle kitaplarda gerçekten bir nefes alma fırsatı tanıyor. Umarım kazananlar da aynı keyifle bu kitabı okuyacaklardır diyelim. Dünya Basın Özgürlüğü Günü ve gazetecilerle ilgili Anayasa Mahkemesi'nde alınan red kararları var. Cezaevindeki gazeteciler var ve biz cezaevindeki gazeteciler için çalalım diyoruz. Hafta sonuna giderken Bandista Özgürlüğe Manuş adlı parçasını cezaevindeki gazetecilere gönderelim. Dünya Özgür Gazeteciler Basın Özgürlüğü Günü'nde diyelim. Peki pazartesi günü buluşacağız. Dediğim gibi böyle büyük tansiyonu yüksek siyasi tartışmalar var ama onlardan uzakta da bir hayat var. Öyle huzurlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Akşam ben size siyasi gelişmeleri aktarırım, merak etmeyin. Pazartesi 17.30'da.